İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni okudum. Üsküdar'da ve daha sonrasında Etiler'de yaşadım. Bütün gençliğim Etiler Bebek civarında geçti. Çok hareketli bir hayatımız vardı o zamanlar. Fakat bu gençliğin verdiği heyecan bir yerde insanı tatmin etmiyor aslında. Hep daha fazlasını istiyorsunuz ve nereye kadar bu gidecek o da belli değil. Çünkü sizden birkaç on sene sonra yaşayanların hayatlarını görüyorsunuz. Acaba ben dünyaya bunun için mi geldim diye düşünüyorsunuz. Bize de okulda tamamen materyalist felsefeye dayalı bir eğitim veriyorlardı. Önemli olan paraydı, önemli olan kazanmaktı, önemli olan başarıydı. Fakat kazanmak, başarı nereye kadar? Yani o sonu olmayan bir girdap gibiydi. Aslında günümüzde de o sonu olmayan girdabın içinde bütün insanlık sürekli dönüyorlar. Ve hayatların çok hızlı geçtiğini, hiçbir zaman da o istedikleri amaca ulaşamadıklarını görüyorlar. Bunu yaşayarak da ömürlerinin sonunda fark ediyorlar. Allah'ın verdiği bir nimet olarak aslında insanın bu gençliğinde fark etmesi ve hayatını ona göre düzenlemesi çok büyük bir fırsat. İslami hayatı yaşayan bir ailede büyüdüm. Cuma namazlarını hiç kaçırmazdım. Hemen hemen 5 vakit namazı eda ederdim. Kitap okumaya çok meraklıydım. Fakat daha sonrasında bu okuduğum şeylerin beni daha da dünyaya bağlamaya yönelik bilgiler içerdiğini fark ettim. Bunlara baktığımızda insan hayatı sadece o materyalist bakış açısında bize telkin edilen bir seraba ulaşma gayreti aslında. Vaktinizin sonuna geldiğinizde de o bütün hayatınızı sarf ettiğiniz, harcadığınız bütün ideallerinizin tamamen bir hiçlik olduğunu fark ediyorsunuz. Aslında bakan bir göz için buna ulaşmış veya ulaşmaya çok yakın insanların hayatlarını, söylemlerini, düşüncelerini, hatta pişmanlıklarını okumak bile çok önemli bir veri aslında. Dünyanın en yakışıklı, en güzel insanlarının, en zengin insanlarının hayatlarının sonunda düştüğü durum. O hayata ulaşmış kişilerin sonunu gördüğünüzde aslında sizin içinde bulunduğunuz ideallerin bir değeri olmadığını, bir sonu olmadığını ve o sarf ettiğiniz bütün çabanın da aslında tamamen boş ve hayal olduğunu fark ediyorsunuz. Adnan abiyle tanışmamdan sonra Allah'ım da olsun bakış açını değiştir demişti. Yani olaylara farklı bakış aç ve Kur'an'a bakmaya çalış demişti. Hakikaten de Kur'an ile bakıldığında o zaman insanın tüm hayatının gerçekten bir amacının olduğunu ve o amaca göre yaşamanın da en lezzetli hayat olduğunu ben gördüm. Çünkü Kur'an'da ağırlıklı olarak salih amel yapmaktan bahsediyor. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar diyor. Genelde bunun üzerinde duruyor Cenab-ı Allah. Hükümlerle ilgili ayetler de aslında bir elin parmaklarını geçmeyecek sayılarla anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama salih amel kavramı iman etmekle beraber anlatılıyor. Demek ki bu iman etmek kadar çok önemli bir kavram. Bu yüzden de Cenab-ı Allah Asr suresinde insan ziyandadır diyor. Ancak da iman edip salih amellerde bulunanlar müstesna diyor. Bu ayet aslında çok kilit bir ayet bizim hayatımız için, insan hayatı için. Yaptığım amellerde sadece rızayı ilahiyi gözetmek, Allah razı olsa, benim yaptığımdan ben eminsem, bütün dünya bana karşı olsa, bütün dünya küsse, onun benim için bir öneminin olmaması, o kabul ettikten sonra, Cenab-ı Allah benim yaptığım ameli kabul ettikten sonra bana hiçbir olumsuzluğun tesir etmemesi. Bu tavsiye o kadar önemli bir tavsiye ki, insan hayatında çektiği bütün sıkıntılarda pür neşe olarak çıkmasına sebebiyet veriyor. Mesela 7 gün İstanbul Emniyet Maliye Şube'nin altında, 3 kat altında 2'ye 2 bir hücrede kaldık. Ondan sonra oradan çıktık, Silivri cezaevine gittik. Birkaç hafta orada kaldık. Oradan çıktık, Kırıkkale F tipi cezaevinde kaldık ki orası da bizden başka tutuklu yoktu. Hemen hemen herkes müebbet hapse mahkum olmuştu. Orada yaklaşık 14 ay kadar kaldık. Sonra tekrar Silivri cezaevine geldik. Zahirde çok sıkıntılı bir dönemdi. Ciddi de yoksunluklar vardı. Ama Allah rızası için orada olduğumu bildiğim için hiçbir şekilde oranın vermiş olduğu bir sıkıntı benim üzerime Allah yaşatmadı. Cenab-ı Allah diyor ki, için İçinizden diyor, Ali İmran suresi 4 ve 114'te, iki ayette de, arka arka iki ayette de bu geçiyor. İçinizden diyor, iman edip salih amellerde bulunan, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun diyor. İşte gerçekten kurtuluşa erenler bunlardır diyor. Benim en baştan beri niyetim Allah'ın rızasını kazanmak, insanlara faydalı olmak. Ben bakıyorum mesela toplumda çok fazla kişi var güzel hareket yapan, güzel işler yapan. Mesela yaşlı teyzeler var, emekli maaşıyla kedileri doyuruyor, çiçeklere su veriyor, kuşlara su veriyor. Bunların hepsi salih
amel, bir güzellik veya bir çocuğa güzel bir şey tavsiye ediyor. Bütün mesela öğretmenler aslında salih amel yapıyorlar. O niyetle baktıklarında. Çünkü gençliği güzel bir şekilde yetiştirmeye gayret ediyorlar. Allah'ın değer verdiği iyi insan olmak. Hazreti Adem'in evlatlarından itibaren iyi ile kötü birbirinden ayrılmış. Habil ile Kabil'in kavgasından itibaren. İyilerle kötüler arasında bir mücadele var. Ben iyiler tarafında olmalıyız diye düşünüyordum o zamandan beri. Ve elimden geldiği kadar da hep iyilik üzerine yaşamaya çalıştım. Gerçekten de benim içinde bulunduğum arkadaş topluluğu ki hepsinin canlı yayınlarda yüzlerini görüyorsunuzdur. Tertemizler. 5 senedir benim kardeşlerim hapishanede kalıyorlar. Tek bir suç işlememişler. Hiçbir disiplin suçları yok. Hepsi tertemiz. Hepsi nur gibi. Daha önceden de mesela bizimle ilgili davada yaklaşık 2 senelik bir soruşturma yapılmış. Ani bir polis operasyonu yapılmış. Tek bir gayri ahlaki, gayri kanuni olaya rastlanmamış. Benim arkadaş camiamın, arkadaş çevremin gerçekten çok masum olduklarının aslında bir delili. Biz iyi insanlarız. Kandırılmış gençler de değiliz. Adnan abi bize hep güzelliği tavsiye etti, hep iyiliği tavsiye etti. Benim arkadaşlarım çok kişilikler, çok irade sahipliler, çok kudretli bir şahsiyetleri var. Kandırılmış bir grup, kandırılmış bir arkadaş çevresi olsaydık, şu an 5 senedir içeride yatan hanım arkadaşlarım tek bir cümle yazarak, altında imza atarak hapse yatmadan direkt evine gidebilir. Ama o şahsiyetli ve kudretli yapıları onları ne olursa olsun haktan ayrılmamaya, vefasız olmamaya, Allah'a ve dinine sadık olmayı gösteriyor. Çok önemli, çok kıymetli bir duruş. Bizim arkadaş çevremizin bu şekilde birbirine bağlı olmasının sebebi de Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi galiba. İman edip salih amel yapanların arasında bir sevgi bağı kılacağım diyor. Biz hep beraber bu sevginin, kendi aramızda yaşadığımız sevginin, sadakatin, vefanın, bağlılığın da tüm dünyaya yayılması için bir çaba sarf ediyoruz. Ve bunu tüzel kişilikler adı altında yapıyoruz. Mesela ben 96 yılında Milli Değerler Vakfı'nı iki kardeşimle, arkadaşımla beraber kurdum. Yaklaşık 2018 tarihine kadar 25-26 sene bu vakıfla beraber 2000'e 3000'e yakın konferanslar verdik. Bu konferanslarda Allah'ın varlığının delillerini anlattık. İslam ahlakı güzelliğini, Kur'an'ın yeterliliğini anlattık. Bunlarla beraber tüm malımızı, gayretimizi, vaktimizi, enerjimizi de Allah için insanlara faydalı olma üzerine sarf etmeye çalıştık. Çünkü asıl önemli olan Allah'ı bilmek ve ona saygı göstermek. Başarı önemli değil. Başarıyı Allah bazen nasip eder, bazen etmeyebilir. Takdir O'nundur. Bizim vazifemiz Allah yolunda gayret göstermek. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tüm hayatı boyunca çok ciddi sıkıntılar çekmiş. Başarı elde edememiş gibi duruyor ama insana yatırım yapmış. Sayın şehidimiz Muhsin Başkan da, Muhsin Yazıcıoğlu da 5 sene hücre hapsinde kalmış. Daha sonra milletvekili olmuş ama çok kısa bir süre sonra da şehadet şerbetini içmiş. Bizim de yapılan faaliyetler ortada. Benim ricam, talebim bize bu faaliyetler gözüyle bakılması, yapılan faaliyetler gözüyle bakılması. Eğer Adnan Bey olmasaydı deizme karşı, ateizme karşı tüm dünyada böyle şiddetli bir mücadele yapılmamış olacaktı. Allah'ın varlığını bu kadar bilimsel anlatan eserler dünyada olmayacaktı. Bu eserler herkesin kendi ülkesine, kendi diliyle ulaşabileceği gibi internette hazır halde duruyor. Bu çok önemli bir faaliyet, çok güzel bir faaliyet. Adnan Bey'in ektiği tohumlar, Adnan Bey vesilesiyle ekilen tohumlar artık yeşerdi. Dünyada Allah'ın varlığının aleyhine bir söz söyleyecek olan Google'a, internete girdiğinde bilimsel binlerce delille karşılaşıyor. Bu bizim için yeterli. Biz başarıyı sadece Allah'ın rızası olarak görüyoruz ve bunun karşısında da Allah'ın rahmetini ve o takdir ederse Allah'ın cennetini talep ediyoruz. Bugün toplumumuzun içinde bulunduğu bütün sıkıntıların çözümü Kur'an'a yakın olmak, Allah'a yakın olmak ve birbirine karşı sevgi ve muhabbet beslemek. O çünkü birbirine karşı husumet duyma ve birbirine karşı nefret duyma hepimizi birbirimizden ayırıyor. Mesela inşaat sektörü bile 1+1 ve 2+1 evler yapmaya başlıyor. Ama birbirine karşı sevgi, muhabbet olsa insanlar tekrar toplu halde beraber yaşamaya çalışırlar, beraber olurlar. Tekrar büyük aileler oluşur. Adnan Bey'in dediği gibi aslında en önemli şey sevgi ve muhabbet. İnsanlar ihtiyaçtan arta kalanı en yakınlarına vermekten mutluluk duyarsa, biriktirmeyi bir zulüm sayarsa kendi içinde, içinde bulunduğumuz Marksist felsefenin vermiş olduğu kapitalist bakış açısı, yani aslında derler ya sosyalist bakış açısı, hayır Marksizm aynı zamanda kapitalist bakış açısının temelini de atıyor. Ona karşı çok ciddi bir önlem olmuş olur. Thank you.